Bir güzel bir şey yakalamıştım orada. Soru yakalamıştım. Ozan Harran'ın sorusu. Hakan abi kendini tekrara düştüğün zaman ne yapıyorsun? Ya da kendini tekrar düştüğün kendine şöyle bir soru sordun olmuyor mu? Oluyor mu? Bu ne lan? Yine tekrar mı düştük acaba? Kabiliyet mi tükendi vesaire? Olmaz mı? Olmaz mı? Hoş geldin Depresyonik şeylere, alanlara. Ben de giriyorum çıkıyorum bu alanlara tabii ki. Birçok en yetenekleri de giriyor bu, bu uh, alana. Senin bahsettiğin dünyaya. Şimdi tekrara düşmek denilen şey sen ne yapıyorsun? Birinci soru tekrardan kasıt nedir? Eğer bir ajansta çalışıyorsan ya da bir e, internet web sitesi yapan bir dijital ajansta çalışıyorsan e bazen tekrar düşmen gerekiyor. Bazen de %70 tekrar düşmen gerekiyor e, bir kampanya e, e micro site yapmıyorsan micro siteleri biliyorsunuz hani productlar için küçük siteler yaparsınız böyle tanıtım sitesi ya da bir kampanya vardır onun. Öyle bir şey değilse genelde zaten biliyorsunuz nasıl siteler olduğunu. Tekrar. Ama bir grafik sanatçı, grafik tasarımcıysan ya da bir art direktörsen graf e, bazen tekrar düştün oluyor. Eğer bu farkındalık, bu algı sende varsa ben hani kendinin tekrara düştüğünü görebilecek bir algı varsa oradan çıkacak çıkabilecek e, yolları bulacak yetenek ve algı da vardır. Birkaç tane üst üste tekrar iş yaparsın ama ondan sonra çıkarsın. Yani bir şekilde çıkarsın. Nasıl çıkarsın? Birazcık da ihtiyacı yok. projenin ihtiyacına göre de olan bir şey. Yani tekrardan kasıt aynı fontları kullanmak bir tekrar sayılmaz. Yani bu tasarımcının bir alet çantasındaki bir tuldur. Sevdiğin fontu kullanırsın. Sıkıntı yok. Aynı renkler olabilir belirli bir süre. Zaten tasarımcıların birçoğu font kullanımında şey yapıyorlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir fonta tutulup bir süre gidiyorlar. Olabilir öyle şeyler. Ee, kendini tekrara düşürme meselesi birazcık da tasarımı ve sanat tarihini iyi bilmemekten de ortaya çıkıyor. Eğer sen ee, onun da videosunu yaptık. Girin bakın. <laughs> Eğer sen tasarım e, sanat tarihi tasarım tarihine hakimsen tarzları ve ak akımları da bilirsin. Ee, o akımları biliyor ve uygula uygulayabiliyor, yapabiliyor isen de bu sefer ortaya mikser çıkartırsın. Ee, e, hybrid şeyler çıkartırsın, tasarımlar çıkartırsın. Yani istediğin disiplinden bir disiplinden öteki disipline geçebilirsin. Dolayısıyla da kendini tekrar etmek gibi bir durumda ortadan kalkar kendi tekrar etmek istemiyorsan ilk başta kendi bilgini, entelektüel bilgini geliştir. Tasarım akımlarına gelmiş, geçmiş tasarım akımlarına hakim olmaya çalış. Mesela bugün oturup Arne, Arnavut tasarım yapabilir misin kendi başına? ilham almadan, bir yerlere bakmadan. Yapamıyorsundur muhtemelen. E, ya da birini yapıyorsundur, ötekileri yapamıyorsundur. Dolayısıyla bir iki e, stil arasında gidip geliyorsundur. Dolayısıyla da kendi tekrara düşüyorsundur. you <laughs>